Tamam. Uzatmasınlar ama. Veriyorum. Al. Caner. Oğlum. Canım. Anne. Anneciğim. Caner yavrum, iyi misin? Neredesin anneciğim? Kimlesin? Aydın amca var yanımda. İyiyim anne. Sen nasılsın? Ne zaman geleceksin? Seni bekliyorum burada. Geleceğim anneciğim. Geleceğim. Çok az kaldı. İşlerim var biraz. Halledip geleceğim. Ver bakalım koçum. Bir de ben konuşayım. Alo Aysel Hanım. Sakın ona bir şey yapma. Sakın. Vallahi olay sende bitiyor biliyorsun. Ne yapıyoruz bugün? Tamam. Tamam, yapacağım dediğini. Gideceğim. Aferin. Doğru dürüst çalışırsan yarına biter işin. Caner'le görüşürsün. Hadi kapattım şimdi. Timur? Refik abla nasılsın? Sen de kalıyormuş Aysel'ler. Timur? Nasılsın Aysel? İyiyim. Sen ne zaman döndün? Dün gece. Sabahta ilk iş sizi bir göreyim dedim. Oğlum nerede? Caner... hasta biraz. Yatıyor içeride. Hasta mı? Nesi var? Yok, girmene gerek yok. İlacını içti, yatıyor şimdi. Ne demek girmene gerek yok? Oğlumu göreceğim Aysel. Çekil önümden. Müsait değil içerisi. Refik ablanın misafirleri var. İyileşsin çocuk, yarın gelip görürsün. Aysel saçmalama. 2 dakika görüp çıkacağım. Rahatsız etmem kimseyi. Olmaz Timur. Yarın gel, tamam mı? Sen iyi misin Aysel? Neyin var kızım? Bu halin ne? Uzattın ama Timur. Boşandınız, bitti. Rahat bırak artık şu kızı, hadi. Oğlan da yarın geldi. Hadi. Ağlayıp durma sen de. Hazırlık yap hadi. Öğlende gideceksin otele. Hadi yürü. Timur. Nasılsın evladım? İyiyim teyze, sağ ol. Sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım evladım. Hayırdır, Aysel'leri mi görmeye geldin? Evet, oğlumu görmeye geldim. Bostancı'da kalmış dün gece. Aysel'in halasında. Ne? Ne halası? Kızın akrabası işte oğlum. Büyük hala herhalde. Bilemedim ki ben de. Yarın geleceklermiş ama, değil mi? Yarın mı? Bostancı'dan mı? Hı. Görüşürüz teyzeciğim. Görüşürüz. Aysel'in halası yok ki. Anladım. Sağ olun ilginiz için. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mesut'un olayı mı? Evet. Vedat müdür bastırıyor sağa sola ama hala bir ses yok. Olacak bir şeyler. Hissediyorum ama ne zaman? Rıza baba. Söyle Zeynep. Sizle görüşmek isteyen biri var. Eski bir sabıkalıymış. Timur Yakacık. Timur Yakacık mı? Tanıyor musunuz Rıza baba? Elbette. Timur, şoför Timur. Önemli bir mesele var dedi. Ne? Ben de görüşmek istersiniz diye toplantı odasına aldım. İyi yapmışsın. Timur, sen ha? Rıza babam, öpeyim. Sağ ol, sağ ol. Otur, otur. Ne zaman çıktın içeri? Bir sene olacak baba. Daha evvelden gelemedim ziyaretine, affet. Olsun, olsun. Önemli değil. Bir mesele var demişsin arkadaşlara. Hayırdır, bilgi mi getirdin bana? Yok baba. İşim yok artık o alemde. Tozla parası da uzak dursun benden. Aferin. Mesele benim eski hanım. Bir de bizim oğlan. Bir işler dönüyor Rıza baba. Yardım et bana ne olursun. Kuruntu yapıyor olamaz mısın Timur? Yani belki gerçekten müsait değildi Aysel. Komşu kadın da ne dediğini bilmiyor olabilir. Mümkün değil Rıza baba. Bir sürü şey anlattı kadın. Nasıl uydursun hepsini? Peki sana çocuğu göstermek istemiyor olamaz mı eski karın? Kötü ayrılmışsınız baksana. Kötülüğü bizden değil ki komiserim. Hapse girdim toz taşıyoruz diye. Rıza babam şahit. Yattım 3 sene. Daha içerideyken başladık atışmalara, kavgalara. Çıkınca düzelir dedim. Gittikçe kötüye gitti ve ayrıldık. Kadın neredeyse yapayalnız kalmış. Kuzeninin evine sığınmış. Sana hala kin duyuyordur belki. Duymaz. Duysa da oğluma belli etmez. Baba oğul arasına girmez Aysel. Hakikat nedir Rıza baba? Var bir terslik. Lütfen inanın bana. Gidip bir bakalım o zaman. Bir de biz konuşmaya çalışalım kadınla. Ne dersiniz Rıza baba? Olur, gidin. Ama fazla üstelemeyin insanları. Sen de bizden haber bekle Timur. Aşağı kafeteryaya. Ben seni çağırtırım. Sağ ol Rıza baba. Öpeyim. Çıkalım mı Zeynep? Olur. Tamam tamam, hazır. Birazdan yola çıkarım. Yok yok, akıllandı artık, merak etme. Müşteri geliyormuş birazdan. Hazırlan da çık hadi. Çıkarım. Kalk kız. Yüzüne gözüne bak biraz. Giyin süslen, rezil etme bizi hadi.
Burası değil mi? Hı hı, şurası. Komşu kadınla konuşacak mıyız? Önce Aysel'i bir görelim de sonra. Geldim, geldim. Buyurun. Refika Hanım'ın evi mi? Evet, kim soruyor? Polis. Kuzeniniz Aysel Adak sizle kalıyormuş, doğru mu? Evet. Aysel Adak sen misin? Evet. Oğlun da seninle mi kalıyor Aysel? Evet. Neden dayandınız böyle kapımızı, anlamadım ki. Ne biçim sorular bunlar? Bir kabahatimiz mi olmuş? Bakın hanımefendi, kimseyi suçlamaya gelmedik. Lütfen sakin olun. Oğlunu görebilir miyiz sen neyse Aysel? Oğlum mu? Evet. Sen de değil mi Caner? Yok, ben de değil şu an. Nerede peki? Size ne? Ne yapacaksınız oğlanı? Suç mu işlemiş bacak kadar oğlan? Sen karışma bir dakika, tamam mı? Caner neredeyse? Ben halama bıraktım onu. Orada kalacak bir süre. Alacağım sonra. Halana mı? Adresi neresi? Adresi... Evet, gidip görmek istiyoruz. Tarif etsene yerini. Çok uzadı bu muhabbet. Zorla değil ya, gidin evimden. İçeri bakabilir miyiz? Hayır, bakamazsınız. Girme izniniz var mı? Yok. Yok, ama olacak, merak etme sen, tamam mı? İyi, olduğunda gelirsiniz. Hadi gidin şimdi. Ne bileyim, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Refika denilen kadın neydi öyle? Malın gözü derler ya, aynen öyle. Sen mi haber uçurdun polise? Yok abla, yemin ederim ben bir şey demedim kimseye. O Timur Ades'in işidir bu. Göremedi ya oğlunu, deli oldu. Hadi git hazırlan sen de, hadi. Aysel'in hali bir tuhaftı, korkmuş gibi. Kapısına dayandık, normal değil mi? Evet ama bizden çok sanki Refika'dan korkuyordu. Bir dertlerin var diyorsun. Bence öyle. Öyle ama yapacak bir şey yok, yarını bekleyeceğiz mecburen. Beklemeyebiliriz. Aysel'in dışarı çıkacak gibi bir hali vardı. Emin misin? Nereden anladın? Kadınlar anlar başkomiserim. İyi, bekleyelim o zaman. Çıkarsa izlemeye alırız. Tamam, merkezdekilere haber vereyim ben de. Tamam, iyi olur. Tamam Zeynep, tamam söylerim. Abi çok olacak ama bu ya, sabahtan beri üçüncü kahve. Kahve oldu her yer. Biliyorum da kafayı kaldıramıyorum be oğlum. Çeçe sineği soktu sanki. Esneyip duruyorum, yarılacağım şimdi ya. Abi, in nezarethanelerden birine uzan istersen ha. Aa, çok komik. Oo. Şöyle yoğura yoğura. Aman aman. Abi dur, ne yaptın? Otur abi. Ya. Abi ne oldu sana böyle? Gece ne oldu? Ne bileyim ben ya. Arabaya bindi. Bakalım nereye gidiyor Aysel Hanım. Resmi ekip isteyeceğim. Şu evi de gözlem altında. İyi olur. Merkezdekiler de bizden haber beklesin. Olur, söyleyeyim. Alo Aylin. Zeynep'lerden haber var. Hı, ne yapmışlar? Aysel evden çıkmış. Peşine düşmüşler. Evde izleniyor. Amma büyüdü bu olay ya. Bir gariplik varmış ama ne çıkacağı belli olmaz. Ne tarafa doğru gidiyorlar? Sultanahmet istikametindeler. Kalk hadi Ali. Gidip bakalım biz de. Hadi gidelim. Dur ben de gideyim size ya. Sen rahatsız olma abi. Otur ya, dinlen. Ne dinlenmesi ya? Kestir abi ya. Al uykunu iyice. Hı. Uzat bacaklarını. Uzat. Ulan insan sizin dilinize düşeceğine kenefe düşsün be. Kenefe. Hadi eyvallah. Hadi. Hadi görüşürüz. Al bakalım, hadi gazla. Hadi yürü. Hadi çabuk sallanma. Yine yamuk yapmayacaksın değil mi kız? Yok. Aferin. Hiç hoşuma gitmedi. Sevgisi falan olabilir mi? Gizli gizli buluşuyorlardır belki. 4. Kızımız bu abicim. Güzelmiş. Bizde yanlış olmaz. İyi kızdır, merak etme.
Eyvallah. Aşağıda mısın sen? Aşağıdayım. Aşağıdayım abi. Bakın hayatınıza takılın. Geç bakalım. Ne içersin yavrum? Ben içmem bir şey. Ama ben içerim. Bir dakika bakar mısın polis? Dur kaçma! Zeynep kızı bul sen! Dur! Dur diyorum sana! Gel bakalım. Manyak mısın sen be? Neyin var kızım senin? Sen? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Bildiğin gibi değil. Yemin ederim bildiğin gibi değil. Çekil şunu. Gel buraya. Hadi yürü yürü. Yürü yürü. Dur diyorum sana. Kaçma. Dur. Abi ne oluyor? Gel 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 gel. Bırak git şöyle. Bırak git. Dur yorsan şöyle. Aslan şöyle. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kaçıyorsun sen ya. Bırakın beni. Bilmiyorum ki. O kaçıyor ben kovalıyorum. Kelepçele şunu. Al abi. Niye kaçıyorsun oğlum ha? Niye kaçıyorsun? Bırakın niye? Bırakın. Söylesene bırakın ya. Bırakın beni. Niye kaçıyorsun? Ha? Niye kaçıyorsun? Zeynep nerede? Dördüncü katta. Yürü. Yürü. Çık dışarı. Yürü. Hadi yürü, geç. Al şunu Ali. Aferin Ali merkeze. Gitmezsen oğlunu göremezsin bir daha dediler bana. Satarız bir daha da bulamazsın dediler. Zorladılar. İlkinde beceremedim. İkincide de yapamayacaktım. Zaten hemen üstüne siz yetiştiniz. Adamı yumruk atmıştı. Sesleri duyunca girdim zaten odaya. Sen tam ifadeyi al. Ben de diğerlerine bir bakayım. Tamam. Üstünden çıkan esrarı bıçağa saymıyorum. Artık onlarsız olmuyor zaten. Kimi elimize atsak dolu çıkıyor. Fuhuş yaptırmaktan aldığın eski cezaları da saymıyorum. Senden sadece Aysel'le ne derdin var onu anlatmanı istiyoruz. Anladın mı? Ya yoktu bir derdim. Kendi istedi çalışmak. Refika'ya sorun isterseniz. Parası yokmuş, kocasından ayrılmış, yalnızmış. Ben de tamam dedim, bir iki kişiyle tanıştırdım o kadar. Yalan söylüyor bu herif. Çocuğunu kaçırmış Aysel. Zorlamış kadını. Caner bunun elinde olduğu için müşterilere gitmek zorunda kalmış Aysel. Ne? Doğru mu bu? Doğru mu? Cevap ver! Cevap ver lan! Cevap ver! Doğru abi, doğru, doğru. Çocuk nerede peki ya? Çocuk nerede ha? Konuşsana lan! Ya... Konuş lan, konuş! 3 saniye içinde bana adam gibi cevap vermezsen sizi baş başa bırakırım. Bütün gün, bütün gece burada onun elinde kalırsın. Arkadaşım mesaisi bitince de ben girerim sana. Anladın mı? Ondan sonra da ben! Sırayla. Ne kadar adamın varsa, anladın mı? Nerede çocuk? Konuş şimdi, konuş, konuş! Yürü, 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 yürü. Polis misin? Evet. Gerçek polis mi? Gerçek tabii. Sen ne olacaksın büyüyünce? Bilmem, futbolcu olacağım herhalde. Fikrini değiştirirsen gel seni polis yapalım, tamam mı? Olabilir. Oğlum. Baba! Anne! Canım! Anne! Baba! Çok teşekkür ederim. Korktum. Seni çok özledim. Ne dersin? Aysel kocasına döner mi sence? O büyük korkudan sonra nasıl neden olmasın? Korktun mu? Korktun mu?